Günaydın Ankara'dan. Bugün Güney Ekspresi ile Batman'a gideceğiz. Batman'dan sonra da Hasankeyf'e otostopla geçeceğiz. Yarın sabah saat 9-10 gibi Batman'da oluruz. Oradan da Midyat, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep turumuz başlayacak. Bakalım gezebildiğimiz yerleri gezmeye çalışacağız. Şimdi Güney Ekspresi'ne gidiyoruz. Var şu anda Sivas garındayız. Tren burada bir 5-10 dakika duruyor. Az önce de Güney Ekspresi'nin dönüş trenini gördük. Sivas'tan da yarın saat 9'u çeyrek geçeye kadar falan yolumuz var Batman için. Yolculuk iyi gidiyor. Şu anda Batman Hasankeyf'teyiz. Batman'dan yaklaşık 40 dakikada hemen geldik. Otostopun en kolay olduğu yerlere ilk sıralara alıyoruz hemen Batman'ı. Şimdi de çok bir şey kalmamış ama söylenenlere göre Hasankeyf'teyiz. Böyle çarşı yolundan tarihi yerlere gideceğiz. 12 bin yıl önce ilk yerleşim yeri kurulmuş buraya. Şimdi kalanlara bakacağız. Evet, böyle müthiş bir tarihin içinde şu anda kamyonlar, iş makineleri çalışıyor. Onları görmek bayağı üzücü. Çünkü şurayı bayağı yarmışlar. Suyun orada, Dicle Nehri'nin içindeki suyun orada yapıtlar var. Onları da bu karşıda görünen TOKİ'lere taşıyacaklarmış. Ne kadar verimli, ne kadar sağlıklı olacak Allah bilir. Buralar eski yerleşim yerleri arkadaşlar. Bu araziler satıldığı için de rahatlıkla belediye diyorum, devlet baraj yapabiliyor. Şuralarda daha önceden insanlar yaşıyormuş. Buradaki evlerde hala yaşayanlar var. Ama komple bu gördüğünüz alan sular altında kalacak. Biz şimdi kaleye çıkış yasakmış ama yukarı doğru çıkıyoruz. Burada Kasır Rabi diye bir yer var. Oradan bakacağız manzarasına. Kale de şurada. Hemen buralarda dediğim gibi eski yerleşim yerleri. Burada küçük 12-13 yaşında rehberler var. Giriş ücreti olarak da 1 lira aldılar az önce gösterdiğim yere. Ve mağaralar var. Yukarı çıktıkça da çekeceğim. İnsanlar da buraya anılarını bırakmış. Tabii bu anılar da sular altında kalmazsa yaşatabilirler. Barajın inşaatı burada devam ediyor arkadaşlar. Hemen kalenin altını şu şekilde göstereyim. Görüyorsunuz yıkıntıyı. Buraya da yol yapmışlar. Yani şuradaki tarih tamamıyla yok olacak olan yer. Buradan göremiyorsunuz ama böyle gözle bakıldığında görülebilen kabartmalar var oradaki taşların üzerinde. 12 bin yıllık bir yerleşim yerinden bahsediyoruz yani. Peygamberlerden önce buraya yerleşilmiş. Daha dinler bile yokken insanlar buraya yerleşilmiş. Şimdi ise şu karşıda görmüş olduğunuz TOKİ'ye taşınacak hepsi. Çünkü neden taşınmasınlar, değil mi? Bunu yapamadım ama umarım TOKİ görünmüştür orada. Biraz içine girdik şimdi Hasankeyf'in. Evlerin yaklaşık %70'i boş durumda. Şöyle çok güzel evler var. Burada gerçekten güzel bir yaşam sürülmüş daha önce. Daha önce dediğimde 12 bin yıl. Yani Mezopotamya olmadan önce, Mezopotamya'ya Mezopotamya adı verilmeden önce Hasankeyf'in bir ismi varmış, bir yeri varmış. Tarihte de böyle kalacak. Burada bir nar ağacı var.
Hasankeyf'te yol geçen anı kafedeyiz arkadaşlar. Güzel bir mekan. Burada bir çay içtik. Manzarası da yine az önce gösterdiğim yerlere benziyor. Bu açıdan yani. Çantalarımızı da buraya bıraktık. Sağ olsun arkadaş izin verdi çantalarımızla. Yürümek bayağı zor oluyor çünkü. Şimdi Midyat'a doğru yola çıkacağız.